Antalya'da Toroslar beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 17 ilçede karla mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Şu an Elmalı'yı Fethiye'ye bağlayan Yuva Yayla yolundayız. Buradaki çalışma tamamlandığında bölgede mahsur kalan çobanlara ulaşılmış olacak. Kepez ve Muratpaşa hariç 17 ilçenin 17'si de Toroslar'da. Tamamında kar mücadelesi yapıyoruz. Özellikle belediye başkanımız Sayın Muhittin Böcek talimatları doğrultusunda kar mücadelesinde gece ve gündüz vatandaşımızın yolu açılması noktasında talimatı var. Biz de o talimatlar çerçevesinde 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda 100 personel çalışıyor, 50 tane aracımız çalışıyor ve özellikle bütün vatandaşlarımızın ulaşımını gerçekleştiriyoruz. 2500 kilometre bizim burada yaylı yollarımız var. Yani 2500 kilometre yolu ulaşımı aşmak zorundayız. Bize anında telefon geldiği zaman bu nöbetçi arkadaşlarımız hemen müdahale ediyor. 1500 rakımlı Yuva Yayla yolundayız. Burada tabii kardan dolayı yolumuz kapanmıştı. Sağ olsunlar Muhittin Başkanım bize her zaman her konuda destek olduğu gibi bu yol çalışmasında yolun açılma konusunda da çok yardımcı oldular. Şu anda yollarımız açılıyor. Bizleri bu karın buzun içinde bu yollarımızı özellikle çobanlarımıza yem, saman gibi hayvanlarımızın besin maddelerini taşımakta bu yollar bizim için çok önemliydi. Ben bu vesileyle Muhittin Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in kardan da önce çalışmalarımız vardı. Bu yolumuzda Güvebeli dediğimiz, Yuva Yaylası dediğimiz yerde çobanlarımız var. Bu çobanlarımız mahsur kalmıştır. Ama burada bizleri, bu çobanlarımızı bu karda, kışta bize yardımcı olan, yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek'e bizlere yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Yine Antalya'nın yüksek kesimlerinden olan Gündoğmuş ve İbradı'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Antalya için çalışıyoruz.